İyice zıvanadan çıktınız. Koca yetişkin insanlarsınız. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Burası bir iş yeri, unuttunuz mu? Bu ne sorumsuzluk? Baba. Bir kelime daha duymak istemiyorum Tarık. Babacığım. Meltem. Ben de söyleyeceğimi söyledim. Böyle davranmaya devam ederseniz ben de ona göre davranırım. Bilmiş olun. Eminim yaptığında gurur duyuyorsundur Tarık. İnanmayacağın kadar çok hem de. Hayatımda ilk kez gurur duyacağım bir şey yaptım. Hayatımda ilk kez doğru bir şey yaptım. Ne olduğu belirsiz saçma sapan bir köylü kızını elinden tutup buraya getirmek mi gurur duyduğun şey? Şirketteki konumunu, yaşadığımız onca yılı bir kalemde silip benim yerime onu koymak mı gurur duyduğun şey? Bunu bu hale sen getirdin Meltem. Bu kadar kötülük yapmasaydın, bu kadar haddini aşmasaydın bunların hiçbirisi olmayacaktı. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sana karşı içimde, bırak sevgiyi, ufacık bir saygı dahi kalmadı benim. Bunların sebebi sensin. Bundan sonra seni hayatımın hiçbir yerinde görmek istemiyorum. Öyle mi Tarık? Peki nasıl olacak o iş? Bu şirketten de, hayatımdan da çıkıp gideceksin. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Kimi şirketinden kovuyorsun? Hatırlatırım, bu şirket senden çok benim. Benim babam bu şirketin büyük ortağı. Umurumda değil. Gideceksin o kadar. Eğer biraz onurun kaldıysa döndüğümde burada olmazsın. Oh ablacığım. Allah muhabbetinizi artırsın. Cengiz, sakin ol. Bak hiçbir şeyin farkında değilsin. Bu zavallı kızın hiç suçu yok. Bence asıl sen farkında değilsin. Ortalığı birbirine kattı. İstediğin oldu mu kızım? Amacına ulaştın mı? Ben... Yavrum, hadi sen biraz dışarıda bekle. Benim Cengiz amcanla baş başa konuşmak istediğim bir şey var. Sen de mi bu kızın numaralarına inanıyorsun abla? Cengiz, asıl sen bu Meltem'in dolduruşlarına nasıl gelebildin? Ya bak, büyük bir yanılgı içindesin. Kimden şüpheleneceğinin farkında bile değilsin Cengiz.